Türkiye'nin en büyük fındık ihracatçısı firmalarından olan Oltan Gıda'yı 300 milyon liraya satın aldıktan sonra piyasayı elinde tutan Ferrero'nun da aralarında bulunduğu Kraft Heinz Co., Mondelez ve Nestle gibi gıda üreticileri fındık arzının coğrafi olarak sınırlı bölgeden gelmesi nedeniyle savunmasız kaldıkları gerekçesiyle Kanada başta olmak üzere Sırbistan, Şili, Avusturya, Güney Afrika ve ABD'nin New Jersey eyaletinde yeni fındık alanlarının açılması için çalışmalar başlattı. Bu gelişmeyi Ferrero'nun Kanada'daki tarım ekonomisi Barb Yates'in Reuters'e yaptığı açıklamadan öğrendik. Avrupalı alıcıların zaman zaman böylesine tehditvari yaklaşımları olmuştu. Uzun yıllar önce Amerikan bademi kullanacağız dediler, olmadı. 4-5 yıl önce de meyveli çikolatalara yöneleceklerini açıklamışlardı. Dünyada fındığın %70'ini üreten Türkiye, yarım mamul ihracat ettiği ürünü mamul olarak geri aldı. Adamlar misli misli para kazandı. Yetmedi, fındık fiyatlarıyla oynayarak ürünü ucuza kapatarak da milyar dolarları kasalarına koydular. Şimdi rahatsızlıkları var. Çünkü TMO devreye girmeseydi, Türkiye'deki işbirlikçilerine kilosu 5-6 liradan ürün aldıracaklardı. Nitekim TMO piyasaya girmeden fiyat 7 liraya kadar düşmüştü. Bu açıklamayla akılları sıra Türkiye'ye sünnetçi korkusu verecekler. Yunanistan, İtalya ve İspanya yıllar önce fındık dikimi yaptı da ne oldu? Fındık Gürcistan'da da var, Azerbaycan'da da. Ancak hiçbiri Türk fındığının lezzetini vermiyor. Tezgahları başka, TMO'nun elindeki fındığı ucuza alabilmenin yollarını yapıyorlar. Elbette eleştirilecek yanımız var. Üretici tembellik edip bahçelerde bakım yapmadı. Fındıkta verim ve randıman düştüğü bir gerçek. Ama bir gerçek de var ki Türkiye eski Türkiye değil. Ferrero'nun fındıklı mamullerinin daha iyisi Türk firmaları tarafından da üretiliyor. Yapılacak iş fındığı mamul olarak ihraç ederek katma değeri yüksek hale getirmektir. Devlet Türk firmalarına bu anlamda destek verirse hem istihdam hem de döviz girdisi açısından kazançlı çıkan taraf kesinlikle biz oluruz.